Evet, geldik hafta sonuna, cumartesi günü. Hepinize iyi hafta sonları, iyi tatiller diliyorum. Tabii tatil yapabilenlere, pek çok kişi de çalışıyor. Orası da ayrı konu. Efendim, geçen hafta birkaç konuyu tabii çok konuştuk. Bunlardan bir tanesi sürtük konusu. Gerçi haftanın son günlerine denk geldi. Ama ilk bölümde, yani bugünkü sohbette neler var? Hemen onları sizlere söyleyeyim. Bir kere geçen hafta pazar günü 29 Mayıs İstanbul'un fethi törenlerini biliyorsunuz Tayyip Erdoğan. Ben halkımı alacağım, götüreceğim Atatürk Havalimanı'nda, orayı millet bahçesi yapıyoruz dedi. İşte Türkiye'nin her yerinden insanları topladılar. Bir hareket yapıldı. Orada ağaç diktiler. Ağaçlarla ilgili anlattıklarım var. Yani orada ağaçların tutması mümkün mü? Vallahi bilemiyorum ama işte diktiler. Hayırlı olsun. Efendim, gene gazetecilerle ilgili bölüm vardı. Gene bir Azerbaycan'a gitti geldi hafta içinde, bir günlüğüne yani, oradaki törenlere. Ve genel dönüşte yine gazeteciler göğe soru sormuş gibi böyle akıl almaz şeyler. Yani önce mesela muhalefeti yerin dibine sokup ne düşünüyorsunuz efendim bu konuda diye. O sorulardan örneklerim var. Eğlenceli oldu orası. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onandı. Böyle olunca işte siyasi yasak tabii gelme durumu doğdu. Yani siyaset yapamama. İşte İstanbul'da toplandı. Bayağı hareketli anlar yaşandı. Onun dışında bir aç sefil muhabbetimiz var. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan aç sefil var diyorlar. Nerede var, vicdanlı olun falan derken, ertesi gün içkiyi ve içki içenleri kötülemek için, çünkü içki içenleri kendisine oy vermediğini varsayıyor tabii doğal olarak, ve onlar için hem aç sefil geziyorlar ama rakı içiyorlar, bira içiyorlar diye tabii hayli gülünç bir tartışma oldu. Çünkü bir gün önce falan aç mı var bu ülkede vicdansızlar deyip ertesi gün rakı içenlere aç sefil ama rakı alıyor, bira alıyor deyince tabii konu şey oluyor. Tabii geçen haftanın önemli olaylarından biri Gezi'nin yıl dönümüydü. 9 yıl geçti aradan. Ama iktidardaki hırs, öfke, vahşet hiç bitmiyor. Her Gezi diye ortaya çıkanı pataküte girişiyorlardı. Onlarla ilgili yorumlarımız var. Buyurun, ben fazla uzatmayayım. İlk cumartesi için size ayırdığımız hafta içi yorumlarından seçmeleri beraber izleyelim. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani bir sakinleşse Erdoğan iyi olacak aslında, biliyor musunuz? Fakat bir türlü sakinleşmiyor. Hep şey, şimdi bak, şimdi cümle çok güzel başladı. Diyor ki gelin eser ve hizmette sıkıntıların çözümünde yarışalım. Çok güzel. Biz hepsine varız. Cumhur İttifakı olarak varız. Bu yarışı kör düşmanlığı, iftira kampanyası rüzgarına çevirmeyin. Buraya kadar çok güzel değil mi? Doğru, güzel. Bunu devam etse ve ondan sonra da işte bu İstanbul'un fethi derken işte ağaç, biz burayı falan anlatsa çok başka. Hayır, asla yapmıyor. Tayyip Erdoğan'ın bütün gıdası gerginlik yaratmak ve hakaret etmek. Sürekli hakaret ediyor. O Bay Kemal diye bağırması var ya, hani pek çok şey küfürden daha ağır aslında, onu bilerek yapıyor. Kamuoyu da onu öyle algılıyor. Peki ne gerek var buna? Şimdi buradaki bu paniği de anlamıyorum ben ya. Ya bunun cevabı çok kolay ya. Ya kardeşim, yani üzüldüm, böyle bir şeyi düşünüyor olmalarına bile çok üzüldüm. Biz ne yapmaya çalışıyoruz, onlar ne yapıyor? Ama Bay Kemal senin geçmişin, sen böyle, sen şöyle filan. Ve ısrarla görüyorsunuz, bakın sadece Bay Kemal ve CHP diyor, başka bir şey demiyor. Öbür muhalefeti yok sayıyor. Çünkü neden? Karşısında sadece tek rakip olmalı. CHP. O zaman ne oluyor? İşte bir sağ kitle, yani CHP'ye oy vermek yerine işte götüreyim Tayyip Erdoğan'a vereyim, öbürlerini gözden saklamaya çalışıyor. Onun için bu gerginlik. Bir de şunu görüyor tabii. Toplumun çok önemli bir bölümü eğitim düzeyi düşük, gelir düzeyi de düşük, kültür düzeyi de çok düşük. Bu tür kitlelerde, dünyada da Türkiye'de de daha böyle şöven sözler, daha kahramanlık sözleri, daha kabadayılık hep prim yapar. Yani kibar, olumlu, böyle yapıcı konuşma yaptığınız zaman o kitleleri hiç kesmiyor. Aa, ne diyor abi, diyor, uyuttu gene bizi falan. Ama birdenbire Bay Kemal ben senin bilmem nesine kaçtığın yere kadar kovalamazsam gel hesap falan, böyle sen ki şerefsiz, rezil, ahlaksız, namussuz, vicdansız falan diye saydırdı mı da alkış hiç fark etmiyor, yani onu kime söylüyor olması fark etmiyor. Bu kelimeleri duyduğu an
Sana mı soracağız? Sen kimsin ya? Ben seni ne yaparım falan? Hoşa gidiyor. Çünkü baştan özellikle soldan gelen bir takım şeyler çok popoladılar Tayyip Erdoğan'ı. Kasımpaşalı. Hani Kasımpaşalı kabadayıdır ya. O da nereden bilmiyorum. Yani iyi bir şey mi? Hani Kasımpaşa tamam kabadayılar da hani kabadayılık bir o tarihe göre kabadayılık var. Bir sonraki kabadayılık bir de mafyalaşmış kabadayılık var. Hangisi diye ama efendim Kasımpaşalı biz çok kabadayız. E tamam da o bir bazı anlarda güzel. E böyle bütün Türkiye'yi devamlı iki kutba ayırmaya, devamlı insanları bölmeye, devamlı birbirine düşman yapmaya, benden olan senden olan, senden olanı saymam, benden olan çok makbuldür, senden olan ölsün bizimkiler yaşasın falan. Hep bu, hep düşmanlık ya. Ben en çok rahatsız eden bu ya. Ya her konuda düş. Bak yani 29 Mayıs İstanbul'un fethini bile ikiye böldü ya. Ya burada bile bak bugüne kadar hiç olmamıştı böyle bir şey. Hani AKP'li belediye varken tamam yani CHP'liler pek yaklaşmazlardı. Şimdi artık CHP'li belediye var. Efendim yani kutlamaları onlar yapıyorlar vilayetle birlikte. Değil mi? Şimdi o bile bölündü bak. Ve ilk defa İstanbul'da o galiba klasik şeyler yapılmadı. Törenler yapılmadı. Bir taraf Maltepe'de bir taraf Atatürk Havalimanı'nda böyle bir şey yaptı ki bence çok büyük bir zarar ya bu. Çok yazık günah yani niye yapıyor bilmiyorum bu kadar. Ama işte diyorum. Etrafı da onu söylüyor. Efendim siz bağırdıkça çağırdıkça, siz hakaret ettikçe, siz gerdikçe bundan nemalanıyorsunuz. Aman sakinleşmeyin çünkü o zaman millet o diyor Tayyip Erdoğan da mı bilmem ne oldu filan öyle bakıyorlar. Ama işte bu çok bu aynı zamanda kibir yaratıyor. Bu aynı zamanda bir güç sarhoşluğu da yaratıyor. Onun da sonu pek iyi değil genellikle. Şimdi gene burada dünkü törende bir takım şeyler var. Renkli anlar da var. Kalabalık var, kalabalık çok büyük bir kalabalık. Yani 500 bin diyor, 560 bin diye açıkladı Tayyip Erdoğan. Orada kalabalık yarıştıracak halim yok, çok kalabalık. Yani oraya itiraz yok. Ama yarıdan fazlası toplama kalabalık. Çok sayıda gidenlerden aldığımızda bilgiye göre çok sayıda yabancı var. Yani bu Suriyeliler, Afgan, Pakistan, o bu şu yani onlardan da çok sayıda var ve onların hepsi gruplar halinde getirilmişler oraya. Yemekleri verilmiş, suları verilmiş, efendim işte... Bir ihtimal paralar da verilmiş olabilir. Şapkalar, bayraklar falan dağıtılmış. Ya kalabalık mı? Ama kalabalık mı? Evet çok kalabalık. Yani tabii dünkü tam bir şovdu. Ben bir önemli bir bölümünü canlı yayında seyrettim. Çok şeyler yani her şeyi organize etmişler. Mesela çocuklar böyle karşıladı. Fakat çocukları yaklaştırmıyorlar. Böyle çocuklar karşısında dizildi Tayyip Erdoğan'ın. O işte ağaç dikeceği yere doğru geldi, durdu. İşte orada konuştular yanında işte o şeye, çevreye bakan var. O filan böyle. Derken biri işaret etti ve birdenbire çocuklar Tayyip Erdoğan'ın etrafını sarıverdi. Yani o ana kadar duruyorlar. Ondan sonra çekim başladı. Yani işte bak ne oluyor falan. Çünkü canlı yayını unuttular herhalde. Halbuki onu veriyor. Ondan sonra bugün gazetelerde gördüğünüz o çocukların arasında hani çok mutlu böyle hani hepsi Tayyip Erdoğan'ı sarıyor. Yok değil gördük işte talimatlı bir anda. Etrafını sardılar falan. Yani şimdi bu şovlar yapılır mı? Siyasiler bunları yaparlar. Ama yani bu olay da bana göre yakışmadı. Bir kere neden böyle bir şeye gerek duyuldu? Bir de bu çevreciliği ben anlamıyorum. Bugün bir orman mühendisiyle konuştum. Dedi ki sana dedi söyleyeyim dedi. O ağaçlardan bir tanesi tutsun ben orman mühendisi değilim dedi. Ben de bugünkü köşemde yazdığım bir yazı var. Orada da şu gene aldığımız bilgiler bu havaalanlarının pistleri. Aşağı yukarı 5 metre falan beton. Yani normal asfalt yollar gibi falan değil. O çok ciddi yani şey oluyor. Alt, adeta bina temeli gibi. Altta demirler bayağı bina şey gibi demirler. Betonlar dökülüyor. Betonun üzerine özel bir asfalt dökülüyor. Onun üzerine tekrar işte bu yağdı, yağmurda, karda, donda, donmayan, kaymayan yeni bir asfalt dökülüyor falan. Yani yaklaşık bir 5 metrelik şeyi var. Şimdi orman mühendisleri diyorlar ki kardeşim toprağın bütün verimli tarafı aslında 1 metredir. Yani toprağa 3 metre kazdığın zaman oraya diktiğin bir şey yani tutmaz büyük ihtimalle çünkü oralar verimli değildir. Ha ne halde verimli gelir? İşte o çok sayıda ağaç zamanında o 1 metreyken oluşmuş bitki örtüsü derinlere doğru nüfuz ettikçe onların indiği oranda verimli bir toprak oluyor. Ama sen şimdi 5 metrelik kalınlıktaki betonu kıracaksın. Altta toprak çıktı. Hadi arkadaşlar kazın şurayı dikin fidanları. Yok öyle bir şey. Bak 11 milyon fidan diktiler biliyorsunuz 2 sene önce ilk. O zaman da söyledik. Ben kendi işkembemden atacak halim yok kardeşim.
Yani soruyoruz, orman mühendisleri var, efendim ekoloji mühendisleri var. Yani var bu işin uzmanları. Söyledikleri şu, bir, yani bu böyle Türkiye'nin her yerinde aynı anda ağaç dikersen %90'ında tutmaz. Niye? Çünkü ağaç dikmenin, bitki örtüsü oluşturmanın da bir zamanı, efendim bir hava iklimi, bir şey var değil mi? Ha, sen Türkiye'nin her yerinde aynı anda gaz bir şeyle fideyi koy, şey yap, suyu da dök, su dökerken de şey yap, bir de besmele çek, tamam bitti. Ne oldu? Ağaçların hepsi kurudu. Ne oldu? 2 sene içinde 11 milyon ağaçta Türkiye'nin pek çok yerinde çok ciddi ormanların oluşması lazım. Hayır, oluşmadı. Çoğu kurudu. Şimdi bu Atatürk Havalimanı'na olanlar da şey olacak. O fotoğraflarda gösterdikleri olmaz. Ama burada bakın ben size söyleyeyim. Bu iş böyle olmayacak. Bu %99 bakın söylüyorum. Bu millet bahçesi falan değil. Bu bir süre sonra yön değiştirecek. Başka bir şeye sokacaklar. İşte önce oraya bir şey yapalım denecek. İşte sonra diyecekler gel bu sağlık hastanesi. E canım gelenlere bir otel. Yok, tamamen turistik amaçlı. Yatay otel motel diyecekler o olan binalardan birini. E onlar yapılmışken ya Katarlı zenginler var diyorlar ki hani böyle güzel bir yer biz orada böyle sadece bir villa yapıp 8 dönüm 10 dönüm araziler içine çok güzel. İyi bak para da kazanırız falan, o hale dönüşebilir. Gerisi palavra yok, millet bahçesi şu bu bak Atatürk Havalimanı o parka öyle gidiş o kadar kolay değil. Şimdi hep şeyi söylüyorlar ya efendim İngilizlerin Hyde Park'ı varsa şeylerin neydi Amerikalıların Central Park'ı varsa falan aynı şey değil. Şimdi bakın hava fotoğraflarına bakacaksınız. Central Park'ta Hyde Park'ta şehrin göbeğinde park sınırlarından itibaren böyle yoğun bir şey çevrelemiş. Oturum var. Yani her iki parka da insanlar evlerinden çıkıp yürüyerek ulaşabiliyorlar. Bu park açıldığı zaman evinden çıkıp yürüme mesafesi gidebilecek hiç kimse yok. Ayrıca bizde bir de güvenlik şeyi vardır. O Atatürk Havalimanı'nın etrafı nasıl? Çünkü plan şeyde kalacak ya, bir tane göya pist kalacak diyorlar. O pist de kalıyorsa o gene güvenlikli bölge olacak. Onun her tarafı kapalı. Şimdi bakın Hyde Park'a falan gittiğiniz zaman ya da Central Park'a ya da Paris'teki bütün parklara, Viyana'daki parklara, yani medeni ülkelerdeki parklara gittiğiniz zaman parkların etrafında duvar yoktur, koruma yoktur. Bizim bütün parklarımız koruma altında. Ya ibrettir biliyor musunuz? Göztepe'de bir park var, adı Özgürlük Parkı. Her tarafı duvar. Üç kapıdan girişi var. Sordum bir gün ya, dedim ki bu ne saçma bir şey, adı Özgürlük. Efendim işte esrarkeşler, yok içkiciler bilmem neler varmış. Onlar işte her yerden girip geceliğin bazı yerleri tek bütün kapıları kapatıyorlar. Tek kapı açık. Gireni çıkanı kontrol ediyoruz. İçeride bir şey olmaz. Peki bu dünyada kontrol bir tek bizde mi olamıyor? Yani Amerika, New York gibi belki de dünyanın en büyük suç cenneti gibi olan bir Manhattan adasında bile Hyde Park, Central Park her yerden açıktır, girersin çıkarsın. Efendim işte Hyde Park'a girersin çıkarsın. Paris'teki bütün parklara girer. Bizde kontrolü. Bunu da öyle yapacaklar. Sonra yavaş yavaş oraya kimse gidemez. Tur düzenlemeleri lazım. Ya da metrola falan. Babam gidecek ya. Yani parka gitmek bir de keyif işidir. Yani bin trenleri aldır git. Ha diyeceksin ki şeydekine gitmiyor mu? Doğru, ama oralarda çok başka faaliyet alanları da var. Yani oralara gidildiği zaman dışarıdan da geliyorlar. Oradaki lokantalar var, parklar var, konser alanları var, spor alanları var, eğlence alanları var. Hani burada da yapacağım diyorsun ama bu şehre uzak. Bakın en yakın ev Yenibosna'da ya. Ataşehir evleri 3 kilometre yürümen lazım. Bu tarafta baktığın zaman öyle. Yeşilköy tarafına baktığın zaman arada geniş yol geçiyor. Muazzam bir boşluk var. Onun için yani hepsi hikayedir. Geçelim. Evet, belli ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlar dikkatli olun, hukuk dışı işlemlere imza attığınız sürece sizden de hesap soracağız sözleri çok etkili oluyor. Ama şunu söyleyeyim bakın, eğer bugün bürokrasi, yargı ve diğer unsurlar hakka, hukuka, yasalara uygun davranıyorlarsa endişe edecek bir durum yok ki zaten. Yani niye bu kadar panik var ki, onu anlamıyorum. Yasaya uygunsa hiç geç git, ama orada müthiş bir panik var. Çünkü neden? Devlet görevi yapan insanlar... Eğer normal siyasi iktidarlar varsa o çekişmeler, mekişmeler ara ara hararetlense bile işlerini yaparlar. Ama iş eğer baskıya dönüşüyorsa, benim dediğim olacak, emirle her işi yaptırmaya çalışıyorsanız, her seçimler dahil, yargı dahil, asker dahil, sadece emirle böyle olacak,
itiraz istemiyorum haline. Yani bir küçük aile şirketi görünümünü alacaksa eğer devlet, o zaman işin içinden çıkmamız çok zor olur. İşte gördüğüm kadarıyla devlet gibi devasa bir aygıttaki görevliler iktidarın bir ayağının çukurda olduğunu hissederlerse işte o andan itibaren onlar da ayak diremeye başlarlar. Korku da o. Şimdi güvence vermeye çalışıyor Tayyip Erdoğan. Yani size merak etmeyin, bir şey olmayacak. Doğru. Ama iktidarınız sürerse işte onun garantisi yok ama. Şu anda bakıyorum ne kadar şey varsa efendim araştırma şirketi araştırma yapıyorsa ki çoğu bunların saraya da yakın, hatta sarayın görevlendirdiği, yani onlar bile saklayamıyorlar. Şu anda AKP'nin oyları 30 ve 6, yani öyle 34-35'ler falan da değil. Ha, bana sorarsanız ben 30 da bana çok tuhaf geliyor. Yani hani bunca ekonomik sıkıntı, bunca ne bileyim işte böyle akçalı konular konuşuluyor değil mi? Hatta işte insanlar inanmıyorlar bile, yani ya 67 milyon dolar ne ki AKP için? Ya bu bile ayıp bir şey, biliyor musunuz? Ya yani ben hani o partinin yetkililerinden, yöneticilerinden, hatta gönül verenlerinden biri olsam, kamuoyunda AKP'lilerin bile yok artık canım 67 milyon dolar dediği nedir ki? Dediğin zaman utanırım bir, ya derim ki ulan biz ne hale geldik kardeşim 67 milyon dolar. Çünkü adam diyor ki 67 ne ki ya diyor, sen çık çık diyor bakalım. Hani o zaman inandırıcı olur diyor. 67 çerez diye bakıyor. Yani bunlardan biraz hicap duyulması gerekiyor. Şimdi birkaç şeyim var, notum var. Tayyip Erdoğan önceki gün işte bu Azerbaycan'a gitti geldi. Şimdi bu Teknofest diye bir şey var, çok önemsiyorlar. Önemsenmesin mi? Evet önemsensin ama. Yani onu da böyle dünyada sadece ben yapıyorum. Benim fikrim. Ben dünya Türkiye'ye bilim getiriyorum, teknoloji getiriyorum. Onu da bir damat buldum, o yapıyor havasında yaptığınız zaman ben garip karşılıyorum. Yoksa teknoloji festivali yapmak, buradan birçok genci çıkarmak. Ama şu ana kadar hani bir şey görmedik. Vardır mutlaka. Vardır ama hep hani böyle gençler yetişiyor, şu oluyor, bu oluyor. Fakat onun önünün açıldığını görmüyoruz. Çünkü bu iktidarın bilimle çok barışık olmadığını görüyorum. Ve bunlar hep şova dönüşüyor. Neyse oraya gitti. Şimdi oradan sonra uçakta gene gazeteci denilen bir grupla gidiyor. Ben böyle baktığım zaman artık gazeteci göremiyorum. Kişisel görüşüm olabilir, yanlış da bakıyor olabilirim. Ama ben tabii bakarken tipine bakmıyorum. Yani ne yaptıklarına, yazdıklarına bakıyorum. Sordukları sorulara bakıyorum. Şimdi gazeteci diye uçağa alınanlar gerçekten soru soruyorlar mı? Ben şüpheliyim. Çünkü eğer bu soruları soruyorlarsa bu isimler gazeteci değil. Büyük bir ihtimalle bu CİMER bir takım sorular hazırlıyor. Cevapları da hazır. Şöyle diyorlar ki arkadaşlar, bunlar sorduğunuz sorular, altında cevapları da var. Bunları götürün yayınlayın. Çünkü eskiden öyle ya da böyle soruyu soranlar ortaya çıkıp efendim ben uçakta dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı acaba bu Bay Kemal falan diye ben sordum derdi. Hiç kimse bakın soruları üstlenmiyor. Gazetelere bugün baktım. Bu soruyu ben sordum diyen yok. Hep soru şöyleydi, cevap böyle. Soru şöyleydi, cevap böyle. O zaman çünkü bakın sorular tuhaf. Diyor ki mesela diyor ki Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin aldığı bir pozisyon var. Güzel. Türkiye'deki muhalefetin de buna karşı bir tavrı var. Yani bizim ortaya koyduğumuz çekincelere karşı bir tavrı var. Biz diye söz ediyor. Soruyu öyle soruyor bak. Bizim diye. Ha onu diyecek ki ben Türkiye diyorum. Peki. Ünal Çeviköz Finlandiya'da bir gazeteye röportaj verdi ve bunun taktik bir hata olduğunu söyledi. Ona göre taktik hata bizim güvenlik endişelerimizi dile getirmemizmiş. Buradan hareketle Türkiye'deki muhalefetin genel olarak bu konudaki yaklaşımına dair ne söylemek ister? Böyle soru olur mu ya? Ya Ünal Çeviköz söylemiş. Bana sorarsanız bence yanlış. Gerek yok. Bunu daha önce söyledim. Yani doğru olup olmamasının ötesinde bir CHP'nin sözcüsünün bir Finlandiya gazetesine Türkiye veto etmemeli diye bir demeç vermesine gerek yok. Bırak bekle bakalım neler olacak diye bakıyorum. Ama bakın şuraya bakın. Ünal Çeviköz bir gazeteciye röportajda bunun taktik hata. Ona göre diyor taktik hata. Bizim güvenlik endişelerimizi dile getirmemizmiş. Ya sen anlamamışsın, ya kafan çalışmıyor ya da bu soruyu eline vermişler ki Tayyip Erdoğan rahatlıkla atsın diye, ki büyük ihtimalle sorular ellerine veriliyor. Mesela soru şöyle bir şey. Sizin çok ters, sert tepki göstermenize, hatta tazminat davası açmanıza, yardımcılarınızın, iletişim başkanınızın bu konuda açıklamalar yapmasına rağmen Kılıçdaroğlu kaçacak iddiasını sürdürüyor ve her gün yeni bir şeyler ekliyor. Ya Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ne diyorsun bu kadar? Yani efendim siz hepsine tabii veriyorsunuz. Yani müthiş şey ama bakıyorum şöyle bir. Mesela diyor ki
Daha önce 4 başarılı bu yeni operasyonlar olabilir hani Suriye'ye. Efendim daha önce 4 başarılı harekat yapıldı bu bölgeye. Tanıdık bir bölge aslında. Harekatın zamanı yakın mı? Harekat bölgesine bakıldığında ciddi terör noktaları var güney sınırımızda. Bu noktalarla ilgili yeni güvenlik bölgesinin neresi olacağı merak konusu. Aynı zamanda Suriyeli 1 milyon mültecinin dönüşü için bu operasyonun belirleyici olabileceğini söyler misiniz? Bakın bu soruyu Göya bir gazeteci sordu. Gelsin buraya anlat kardeşim şu yeni güvenlik noktalarını desem. Biliyorsa ben mesleği bırakacağım. Mesela şöyle diyor. Yunanistan'da iktidar değişmesine Tsipras'ın gidip Mitsotakis'in gelmesine rağmen Yunanistan'ın Türkiye karşısında en ufak değişiklik olmuyor. Yunanistan Milli Marşı'nda müfredatında Türk karşı ifadeler var. Yunanistan'da yeni nesiller Türk karşılığı da geçiriliyor. Bunu nasıl görüyorsunuz? Tamam hani bu Yunanistan'ın tavrı nedeniyle olabilir. Mesela diyor ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu altılı masanın adayı olabilmek için çok eleştirilen, tehdit dili içeren, kamu kurum ve kuruluşlarına baskı da içeren bir politika gidiyor. Ya bunu Cumhurbaşkanı'na söylüyor. Yani diyor ki böyle yapıyor. Yani bunu böyle sorduğunuz zaman bunu kesinleştiriyorsunuz, keskinleştiriyorsunuz ve katılıyorsunuz demektir. Peki. Ama bazı yorumlara göre aslında içeren politika. Ama bazı yorumlara göre aslında aday olmayacak. Yani dikkatleri üzerine çekerek seçim yaklaştığı zaman başkalarına adaylığı verecek diyorlar. Ben hiç duymadım bunu. Bir kesim var. Mansur Yavaş olmazsa kazanamayız. Bir kesim var. İmamoğlu olmazsa kazanamayız. Bir kesim var. Şimdi Kılıçdaroğlu aday olmalının bütün propagandasını yapıyor. Diğerlerini destekleyenler de Kılıçdaroğlu olursa kazanamayız diyorlar. Bunun dışında ben hani son dakika böyle olacak falan. Ama bakın soruya bakar mısınız ya? Şeyi niyeti okumuşlar. Stratejiyi belirlemişler ve bu stratejiye karşı ne diyeceksiniz efendim? Son dakikada başkasını aday yapacak falan. Geçiyoruz. Mesela diyor ki siz belediye başkanınızdan itibaren sosyal belediyeciliğe çok önem verdiniz. CHP yönetimi bunu makarnacı göbeğini kaşıyan adam gibi müstehsi ifadelerle eleştirdi. Abi sen kimsin ya? Nasıl bir gazetecilik bu ya? Ama şimdi seçimlere doğru giderken kendi belediyelerinde bu tür sosyal yardımlar yapıyorlar. Seçimleri böyle kazanacaklarını ifade ediyorlar. Bu değişimi nasıl değerlendiriyorsun? Abi evlere şenlik. Mesela geliyor Abdülhamit konusu. Gezi Parkı olaylarında da Boğaziçi olayında da Türkiye'nin atacağı her adıma karşı çıkan kesimlerden. Burayı dikkatle dinleyin. Bunu gazeteci soruyor. CHP, İYİ Parti ve PKK ve FETÖ'den aynı sloganları duyuyoruz. Hangisiymiş o sloganlar? Son zamanlarda Sultan Abdülhamit'i tahttan indirenlerin, darbecilerin sloganını kullanıyorlar. Allah Allah. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı açıkça 1909'un intikamını almaya çalışıyor Sayın Erdoğan dedi. Sizin şu anda Abdülhamit olduğunuzu söyledi, biz kazanacağız dedi. Şu anda Türkiye düşmanlarının o dönemin darbecilerinin sloganlarını kullanmasını, hala 113 yıldır Sultan Abdülhamit düşmanlığı yapmasını ve bu noktada size ezef göstermesini nasıl değerlendiriyorsun? Neresini düzelteyim ben bunu? Ya ayıptır ya, bunlara gazeteci diyorlar ya. Çok da paralar veriyorlar ha, bunlar zengin çocuklar hepsi. Acayip Boğaz'da oturuyorlar, yalılar, altlarında çok lüks arabalar falan falan falan. Ay aman uzak olsun bizden, değil mi? Ama bir gün biter bunlar. Böyle gazetecilik olmaz. Böyle soru olmaz. Bu kadar onursuzca davranılmaz. Meslek bu ya. Bizim mesleğimiz bu ya. Karşı olursun, olursun ama soru böyle olur mu? Yani düşünsenize mesela buraya gelse Kılıçdaroğlu'na soru soracaksınız. Tayyip Erdoğan'ın bütün kötülüklerine rağmen falan diye bir başlar mı ya bir soru? Bunlar öyle başlıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün yanlışları, bütün kötülükleri. İyi hakaret kelimelerini kullanmıyorlar. Geçelim. Ya aslında şaka mı yapıyor anlamadım ya. Yani enflasyon görünümdeymiş öyle mi yani? He? Yani görünümde kötü. Yoksa bir şey yok. O zaman biz niye bu kadar sıkıntı çekiyoruz abiciğim anlamadım. Yani ben geçen ay aldığım bir şeye bugün iki kat para ödüyorum. Yahu kardeşim dolar bazında baktığı zaman geçen sene bugüne göre maaşlarımız tam yarı yarıya düştü ya dolar bazında. Yani aynı parayı alsak bile TL olarak şey olduk. Düştü. Böyle bir şey olur mu? Yani o arttı. Hani yazık günah ya, ayıptır ya. Bu nasıl iş böyle ya? Adam mesela gayet rahat söylüyor. Yani yok diyor, enflasyonda bir şey yok diyor. Çünkü neden? Yani zengin doğmuşlar, zengin büyümüşler, zengin yaşamışlar. Hani benim o geçenlerde anlattığım hikaye vardı ya hani
şehrin en zenginiyle en fakiri aynı okulda okuyorlar. Böyle eskiden özel okullar falan yok. Öğretmen kompozisyon veriyor, fakirliği anlatın diye. Şehrin tabii en zengininin kızı ne yapsın bakıyor. İşte bir aile varmış, o kadar fakir, o kadar fakirmiş ki. Hizmetçiler fakirmiş, uşaklar fakirmiş, ahçılar fakirmiş, bahçıvanlar fakirmiş, at arabası sürücüleri fakirmiş falan diye. Yani fakirliği olan bu arkadaş da aynen böyle. Yani hep zengin hayatı yaşadığı için mesela şimdi ne var yani diyor. Ya diyor yani zam olur diyor yani benzin diyor bilmem ne. Ya o şeye bir sorsunlar Hikmet Şimşek diye. Hikmet Şimşek diyorum yok. Mehmet Şimşek. Hikmet Şimşek bak gitti orkestra klasik müziğe gitti aklım. Mehmet Şimşek Londra İngiliz vatandaşı bakanımız vardı ya bir ara. Mesela o ne 4 lira olacak mı diye sormuştuk biz. O zaman soru falan sorulabiliyordu biliyor musunuz? Gazeteciler olarak. Ya benzin 4 lira olacak falan yok artık siz de kendi kendinize abartıyorsunuz. 4 lira olur mu hiç benzin diyordu. Bugün 23 lira. Ama Nebati Bey ne diyor? Görünümde. Ya o şey değil o. Ya öyle görünüyor. Sen şey ettirme onu. Daldırma. O kendi halinde bırak. Geçici enflasyon diyor ya. Abi Türkiye'de hiçbir enflasyon geçici olmaz. Bak ne zaman düşer enflasyon biliyor musunuz? Hükümet giderse. Şimdi bunu diyeceksiniz ki ne demek o? Ben size daha ayrıntılı bir gün anlatırım. Ama dikiş tutmaz. En güzel tedbir o. Çok güzel tedbir aldık. Alamazsın kardeşim. En güzel tedbirleri aldı. Hatırlayın 99'dan sonra 2000 krizinden sonra Ecevit Mesut Yılmaz hükümeti 24 şeyi neydi o adamın adı? Amerika'dan getirttiler ya. Derviş, Kemal Derviş'in kurallarını onlar uygulamaya koydular. En iyi ya, o güne göre, o koşullarda ve serbest piyasa ekonomisi açısından doğru kararlardı. Çalışanın, emekçinin falan aleyhine olabilir. O ayrı, onu sakın beğenerek söylediğimi düşünmeyin. Ama piyasa kuralları, efendim biz azgın kapitalizm uygulayacaksak en doğru kararlar bunlar. Mümkün değildi, yapamadılar. Ama ne oldu? Yeni gelen iktidar seçimi kazandı. Aynısını uyguladı. Hiçbir şey değiştirmedi. 5 yıl. Milim oynatmadı. Hani o babacan dehası filan işte ekonomiye. Yok öyle bir şey abi. Kemal Derviş'in Amerika'dan getirdiği planı arkadaşlara verdiler. Dediler ki bunu şekerim. Peki hay hay dedi. Aynen uyguladılar. Dolar 1.1'e düştü o zaman. Ha. Politika farklıydı tabii. O sıcak para gelirsin. Yani Türkiye'yi bir ithalat cennetine çevir. Çok ucuz bir hale getir. Yüksek paralar kazansın. Oo herkes mutlu. Parayı sokuyorsun. Yüksek faizler alıyorsun. Türk parası da böyle bollaşıyor. Üf, herkes paraya boğuluyor filan. Dolar da çok düşük. Abi bu akşam yemeğini nerede yiyelim? Şekerim uşağını getir de bir Paris yapalım ya. Çok özledim. Şeyde Turcağ'dan da yeriz yemeği filan diye böyle. Yok yok şeye gidelim biz. Alain Ducasse'a gidelim falan diye. Böyle şeyler vardı. Şimdi Yeşilköy'e gidelim yok diyor. Şekerim çok pahalandı Yeşilköy'e gitmek falan oldu. Ama yani öyle bir hava vardı. Yani diyeceğim bir iktidar kötüye doğru gidiyorsa gider arkadaş. Yani alacağı kararlarla çok geç. Hani too late diyor ya gavur. Oh çok geç. Bu saatten sonra en iyi kararları alsınlar. Tutmaz. Ne oldu işte şey tutmuyor. O kur korumalı zarttır zırttır falan tutmuyor. Tutmaz. Enflasyonla ilgili işte de yok ev satalım size ucuza kira şey yapalım. Şimdi böyle numaralar yapıyorlar efendim. Kira bilmem nesi çıkacak. Bak diyor ki ne geliyor şimdi arkası kim bilir. Hangi arkadaşlar göz diktiler bazı hazine arazilerine çok merak ediyorum. Çünkü öyle bir şey geliyor şimdi. Efendim hazine devletten ama kendine ev yapacaksa bak çok güzel. Kendine ev yapacaksan. Kime yapacak? Ha, ranta çevirmeyeceksin. Ben bunu bundan kaç yıl önce söyledim? 95-96 değil mi? Tabii 96-98 filan. 98 kaç oluyor? 22 yıl buradan. 4 daha git. 26 yıl. 26 yıl önce bunu anlatmışım. Kardeşim bu şeyi bırakın hani bu imar yasası filan. İnsanlara belli yerleri yaptıktan sonra hak verin. Bunun içine sadece kendine yapacaksan ve rant sağlamayacaksan ve benim önümdeki mesela 5 yıl boyunca satmayacaksan ya da bir yer daha talep etmeyeceksen hani efendim bahçenin şurasında bir kulübe demeyeceksen bir şey yapalım ne derler. Ya böyle bir hak tanıyalım insanlara. Kendilerine güzel evler yapabilsinler. Parası olanlar. Çünkü öyle yerler var yapamıyorlar. Ha bir de aç abi buraya 10 tane villa yaptım mı? 2'şer milyondan çaktım mı? Dolar tabii o zaman. Üf 20 milyonluk adam oluyorum. Maliyet 1 milyon 19 milyon cepte. Haydi eyvallah o. Onu yapmayan ben. Şimdi bak böyle bir numara yapıyorlar. Hazineden arazi. He?
Ama ev yapmak şartıyla kendine. E canım bizim kayınço da var. Ona da bir tane yaptıralım. Kenarda durur böyle. Bir de bizim şey var. Hani Elti'nin şeyi abisi. E o da garibim filan. Üç tane oluverir onlar hiç. Hiç şaşmaz. Yani herhalde ölen yok diye düşündüler değil mi? Yani ben öyle anlıyorum buradan. Çünkü hani ya ölen yok, bir şey yok, tamamdır kardeşim işte siyasi şey. Öfkeli insanlar işte kızmışlar, bir anda kendilerine hakim olamadılar. Kılıçdaroğlu ölseydi verirdik birkaç yıl ama ölmedi. Daha ne istiyorsunuz? İşte iki yıl usulen verdik diye düşünüyorlar. Bakın adaletin geldiği nokta bu. Yani artık her şey en baştaki siyasi kadronun en başının ve işte onun en yakınlarının arzu ettiği biçimde şekilleniyor. Ya bu iyi bir şey değil. Şimdi diyebilirsiniz, ben bunları söylediğim zaman nereden çıkıyorsun işte şöyle de bak işte falanca davada aykırı karar aldı ya da işte sizin aleyhinize olunca adalet yok da lehinize olunca adalet mi var falan. Bunlar geç, bunlar safsata. Bunlar herkes ortada, herkes görüyor, herkes biliyor. Aklı başında, biraz düşünen, biraz eğitimi olan, biraz bu ülkeyi seven herkes adalet konusunda nasıl bir ağır travma yaşadığımızı, nasıl Türkiye'nin örselendiğini görüyor. Öyle şey olmaz. Şimdi bakın daha geleceğiz, daha İmamoğlu var yarın mesela. İmamoğlu'na da benzer bir şey yapılabilir şimdi geleceğim haberde. Bugün Canan Kaftancıoğlu'na yapılan, şimdi ona da geliyorum. Yani her şey zorlama, her şey bir intikam alma, hat bildirme, burun sürttürme üzerine yapılıyor. Bununla bir yere varılmıyor. Ne oluyor biliyor musunuz ama? Bir tek o kişiler hayatlarının belirli bir dönemlerini yitiriyorlar. Ve bütün bunu yapanlar da bunların alakasız olduğunu, incir çekirdeğini doldurmadığını biliyorlar. Ama garip bir şekilde insanların hayatlarına bu şekilde hançer sokmaktan da herhalde mutluluk duyuyorlar. Ben görüyorum yani bizlere yönelik de mesela kızıyor adam. İlk söyledikleri bunu da Silivri'ye atın, bunu da içeri atın. Yani hep böyle kin, nefret ama bu iktidar yaydı bunu. Hep öldürmekten, hep vurmaktan, yok etmekten, efendim etkisiz hale getirmekten, çarpmaktan, çırpmaktan hep bundan bahsediyorlar. Hep intikam alacağız. Sen kimsin? Sana göstereceğiz. Sana mı soracağız? Halkı da bu hale getirdiler ve halkın yarısı psikopat oldu galiba ya. Asın, kırın, kesin, atın. Ve hep bakın öyle. Canan Kaftancıoğlu hapse girsin. Ya peki bir düşün ne oluyor yani bir İstanbul İl Başkanı ne yapmış mesela? Tweet atmış. Ben beğenmedim. Ayda hapse girsin. Beğenmedikleri, kızdıkları herkesin aslında kafalarındaki şey vurun aslında o. Ama o kadarını söyleyemiyorlar. Hapse atın, yok edin, silin, parasız bırakın mesela. En çok da o parayla terbiye etme, parasız bırakın. İşte onun için mesela çeşitli kanallara böyle kesilen cezalar filan hep o. Çünkü bakıyorlar. Durum yani bu ceza kesilen kanalların böyle aman aman haldır haldır akan gelirleri yok. Zaten ucu ucuna her şey dönüyor. Onun üstüne öyle terbiye. Öyle mi? Yazın lan buna 100 bin lira ceza da görsün gününü. Ne yapacaksın? Ya, hep aynı mantık. Bunu halka yansıttılar ve halkın yarısına yakınında bir kin, nefret, öfke yarattılar. İnsanlar tahammül etmek istemiyorlar kendilerinden olmuyor. Çünkü ağalar öyle diyor. Ama olmaz. Yazık ülkemize yazık. 2000 yıllık tarihi var ya bu devletin. Olur mu böyle şey ya? Yapmayın, kıymayın diyorum ama gel de anlat. Yani şimdi biraz önce de söyledim gerçi ama yani şunu söyleyeyim. Yapılan yasal mı yasal ama ayıp. Yani bunun bir formülü bulunabilir. Adliyede de bu işlem yapılabilir. Ya da İstanbul'un içinde işte Paşa Kapısı var galiba, Metris var. Yani çünkü sonuçta bir cezaevi gibi. Yani Silivri'ye girip çıkacak kanunda öyle bir şey yazmıyor. İlle Silivri'ye girecek diye. Hayır, orada infaz kurumunda işlemin yapılması lazım. Yani bir şekilde infaz uygulanıyor, girdi hapse, çıktı. Bunun için 70 kilometre gönderiyorlar. Şimdi bunun çözmek çok kolay. Yani formülü bulunabilirdi, şehir içinde halledersin falan. Ama bir de öbür taraftan bakalım. Ben de Canan Kaftancıoğlu'nun yerinde olsam hiç tereddüt etmeden bak. Hiç tereddüt etmeden abi giderim Silivri'ye. Çünkü aynı zamanda da şu anda Canan Kaftancıoğlu'na muazzam bir gösteri yapma, bir propaganda yapma fırsatı da tanınmış oldu. Şimdi AKP tarafından bakarsanız ben olsam orada tepede ulan derim ki salak mısınız lan? Ne yapıyorsunuz? Bir formül bulsaydınız değil mi? Yani böyle bak şimdi bu iş aleyhimize dönecek. Çünkü muazzam bir gösteri oluyor. Ha bundan çok hoşlanıp da
Öyle kafaları biraz daha böyle şey çalışan, kötüye çalışanlar gördüm abi gitsin tabii ya ta Silivri'ye. Hiçbir şey olmaz. Canan Kaftancıoğlu ve yanındakiler 70 kilometre Silivri'ye gidip 70 kilometre döndükleri zaman incileri dökülmez. Ya da herhangi bir şekilde bundan dolayı rahatsız olmazlar. En fazla bir parça yorulur ama böyle anlarda yorgunluk da olmaz. Bakın açık söyleyeyim. Çünkü böyle anlarda adrenalin çok yükseliyor. Ve hani olağandan da daha dinç, daha hareketli, daha genç oluyor insanlar. Bakın ne kadar dik yürüyor, kararlı yürüyor. Çünkü böyle de olması gerekiyor bakın. Yani bence çok düzgün bir davranış sergiliyor. Gayet de sakin, hiç öyle işi hani böyle hey be filana çevirmeden böyle yapıyor. Bir dakika diyor, sakin olacağız. Ama sonuçta Türkiye'de iktidarın intikam uğruna neleri göze aldığı, neleri yaptığı, ne kadar ayıp işlere imza attığını da böylelikle sergiliyorsunuz. Onun için hani diyorum ya ayıp var bu işin içinde ama hayırlı bir ayıp. İşte görüyorsunuz bugün bütün siyaseti bu olay canlandırdı. Evet şimdi yani burada bir dava çıktı ya şey ceza çıksa zaten bence çok komik olacak. Hele bu rapordan sonra çıkarsa hakikaten yani olacak şeydi. Şimdi bakın çok açık. İstanbul'un kaybedilmesini yediremiyorlar kendini. Burada mesele İmamoğlu'na karşı olmak falan değil yani iktidarın. İstanbul'u kaybettiler. İstanbul'u kaybeden iktidar çok ciddi bir gelir kaybına da uğradı. Şimdi orası bir gerçek. Çünkü İstanbul üzerinden diledikleri gibi masraf yapabiliyorlardı. Neden? Çok İstanbul'un çok büyük bir bütçesi var. Devlet bütçesi gibi. Ve bu bütçeyi Ankara'dan gelen kaynaklarla da daha da güçlendiriyorlardı. Ve bütün işte bu dinci derneklere, vakıflara, bir takım kendi adamlarına paralar dağıtılıyordu. İşte makam araçları, şoförler veriliyordu, hizmet veriliyordu. Bir kesim burada bankamatik memuru gibi çalıştırılıyordu. Şimdi bunların hepsi bitti. Yani bir, İstanbul'u kaybetmenin psikolojik sıkıntısı var. İki, bir de direkt maddi kayıp var burada. Şimdi onun intikamını almaya çalışıyorlar. Fakat böyle yaptığınız zaman olmuyor. Ha, buradan yarın şöyle bir karar çıkar mı? Efendim bir yıl aşkın bir ceza verdik. İşte bu da çünkü şeyde o var iddianamede taleplerden biri de o. Yani hem ceza hem de efendim siyasi haklardan da mahrum bırakılması. Siyasi haklardan mahrum bırakılması aynı Tayyip Erdoğan'ın işte 95-96 mıydı, 97 miydi o tarihlerde belediye başkanlığından düşmesi işte yerine Ümit Gürtuna'nın neydi değil mi? Ümit Gürtuna ne Gürtuna'ydı? Ali Müfit Gürtuna ya. Ümit Gürtuna ayrı gazeteci Ankara'da. Onu da anmış olduk. Ali Müfit Gürtuna işte yerine gelmişti o zaman. Mesela o zaman hiç böyle kayyum mayyum düşünmüyorlardı. Yani gene AKP'den biri gitti. Gerçi şimdi de tabii görevden alırsak hemen AKP'den biri o Tevfik Göksu diye bir adam var ya hani böyle şey her şeyi bilen. Onu getirmek üzere hazırlık yapıyorlar. Yapabilirler mi? Yapamazlar demiyorum. Yani neden? Yani çünkü ortada hakka, hukuka, adalete, hukuku, demokrasiye, yasalara uygun bir karar çıkmadığı zaman aa olur mu filan diyeceğiz ama yani bir denetim mekanizması yok ki yani Türkiye'nin bu getirilen yeni sistemle her türlü denetleme mekanizmaları yok edildi. Başta parlamento yok edildi. En önemli denetleme merkezi biliyorsunuz parlamentoydu. Parlamento nasıl yapıyordu denetlemesini? Yasaları bir kere çıkararak. Yani öncelikle yasa çıkararak bir takım usulsüzlüklerin, kanunsuzlukların önüne geçebilme şansı vardı. İki, soru önergeleri, araştırma önergeleri, gen sorularla en azından iktidarı bir sarsabiliyordu. Şimdi diyorlar ki iktidar sahipleri, efendim tek başına iktidarız. Yani bunlar lüzumsuz şey, gen soru veriyor ama sonuç alamayacak. İşte eğitimsizlik, kültürsüzlük, bilgisizlik ve cehalet burada gösteriyor kendini. Şimdi demokrasi cahili olunca, demokrasi konusunda hiçbir kültürün olmayınca olayı tamamen sayısal bir şekilde getirip kardeşim bir gen soru veriyorsun ama bir sonuç almayacaksın ki. Bilmiyor mu onu veren? İşte demokrasilerdeki güzellik burada. Orada sonuç alma garanti değil ama ne oluyor? İşte o gen sorularla, araştırma önergeleriyle, soruşturma önergeleriyle bazı konular toplumun önünde tartışılıyor. Ayrıntıları kamuoyuna mal ediliyor. Şimdi bunların hiçbiri yok. Soru soramıyorsun. Bakanlara soru soramıyorsun. Soruyorsun da cevabını vermiyorlar. Vermediği zaman bir müeyyidesi yok. Ama hiç utanmadan, sıkılmadan oraya yazmışlar. 15 gün içinde soru önergeleri yazılı olanlar cevaplandırılır, sözlü olanlar anında meclisteyken cevaplandırılır diye. Ama vermiyor.
Ya da aylar sonra sade suya trit bir şey yapıyor. Onun için yani yarın İmamoğlu'na aksi bir karar verirlerse, ki ben bu rapordan sonra bilme şanslarının neredeyse kalmadığını görüyorum. Çünkü eğer sen uzman görüşü istiyorsan ve uzman görüşü de ya kardeşim tamam ortada bir ahmak tartışması var ama yani buradan hakimlerin kastedildiğini nereden çıkarıyorsunuz? İki siyasetteki önemli isim, biri İçişleri Bakanı, diğeri İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı, biri atanmış, biri seçilmiş. Bu ikisi arasındaki bir münakaşada kullanılan bir sözü sen hakimlere söylendi diye mal edemezsin diyor. Yanlış yapıyorsunuz. Onların arasında bir şey bu diyor. Onun için yarın ben zannetmiyorum. Ha bunu yaparlarsa ne olur? Yani İmamoğlu'nu hapse mi atacaklar? Ya da işte belediye başkanlığını mı elinden alacaklar? Yani akıl alır şeyler değil bunlar. Şimdi gelelim. Süleyman Soylu fırsatı kaçırmıyor. Yani bütün o vahşetiyle, duygusuzluğuyla bana göre. Yani çünkü duygu yok adamda. Hep öldürmek, kırmak, kesmek, biçmek onu anlatıyor. Arkadaş peki Trabzon bayrağı nasıl asılıyor? Fenerbahçe bayrağı nasıl asılıyor? Mesela bunların kuralları ne? Yani Süleyman Soylu'nun beğendiği bir şey asılabilir, beğenmediği asılamaz mı? Yani kuralı ne bunun? Orada bir takım şampiyon oldu. Geçen günde Ankara Gücü'nün bayrağı vardı galiba. Yani oraya böyle bir şey. Şimdi demek ki buraya bayrak asılabiliyor. O halde derdiniz ne kardeşim? Yani sebep ne? Niye engel oluyorsun? Kime mesela polis niye o kadar telaşlanıyor? Korkusu şu. O kadar bağırıyor ki aman diyor bana bir şey olmaz. Çünkü orada biraz böyle yani dursa 3 dakika daha o bayrak asılı kalsa o zaman Süleyman Soylu dönecek bu adamın kafasını kırmaya kalkacak. Diyecek ki atın lan bunu sürün bilmem nereye diyecek. Şimdi işte o bağırdı ya zaten o onu şey. Ben görevimi yapıyorum falan diye. Bir dakika arkadaş görevini falan yapmıyorsun. O zaman gelecekler orada diyecekler ki buraya şu kanun dedi de asamazsın. Çünkü orada milletvekilleri var. O zaman işte mesela meclis başkanı ne iş yapar abi bu adam Atatürk düşmanlarının dışında? Yani Atatürk'e olan sevgisizliğini belirtmek dışında meclis başkanı ne iş yapar? Mesela parlamentodaki milletvekilleri bir şekilde böyle itiliyor, kakılıyor, hakarete uğruyorlar. Adam hiç ağzını açmıyor. Var mı böyle bir şey? Dünyanın neresinde var? Yani bizim partiden değil o zaman. Çünkü neden? Sadece ve sadece bakın partisinin de değil. Bir kişinin meclis başkanı. Sadece ona bağlı. Mecliste ne olursa olsun. Ha bir de mecliste varsa hani işte onun arabası var mı? Bunun şeyi var mı? Efendim şoförü gelmiş mi? Onun tahsisatı yapılmış mı? Kumanyalar verilmiş mi? O. Meclis başkanı bu. Ama hakkını koruyacaksın. Burada bu milletvekillerine orada dokunmaya ve o pankartı kesmeye kimsenin hakkı yok. Ancak yazılı getirir. Arkadaş buraya asamazsın. Neden asamam? Trafiği engelliyorsun. O zaman ceza yazarsın. Trafiği engelleyen plakalara ceza yazarsın. Ya da getirirsin dersin ki burada köprünün kuralı var kardeşim. Buraya asamazsın. Çünkü bak burada yazıyor. Efendim buyurun sayın milletvekilim bu kanunu siz çıkarıyorsunuz. Çünkü sonuçta bu milletvekilleri o kanunu çıkaranlar. Bakın sizin çıkardığınız kanuna göre böyle böyle der. Ondan sonra da onlar zaten kendileri indirirler o zaman. Fakat sen ne yapıyorsun? Süleyman Soylu'dan korktuğun için, saraydan korktuğun için panik halindeler. Ve soruyorum futbol kulüplerinin bayrakları hangi sıfatla ya da hangi maddeye dayanarak oraya asılabiliyor? Değil mi? Süleyman Soylu mesela onu söyleyecek. Ama işte diyorum ya yok hak düşüncesi, adalet düşüncesi, yasalar, insan hakları hiçbir düşünce yok kafada. İşte o zaman olmuyor, ayıp. Ve orada bak nasıl yüreklendiriyor. Diyor ki polisleri ödüllendireceğiz. Bu şu demektir. Bundan sonra bizden olmayan herhangi bir milletvekiliyle tartışmaya girerseniz çakın suratına iki yumruk. Ben seni ödüllendireceğim. Bakın arkası bu. Onun için yapıyor zaten. Vurun diyor. Hiç korkma diyor. Arkanda ben varım diyor. Abi böyle ülke olmaz. Böyle bir ülke olmaz. Böyle bir yönetim olmaz. Kendi halkına karşı, kendi milletinin vekillerine karşı bu kadar hoyrat davranan ve talimat veren vur kardeşim. Hiç korkma arkanda ben varım diyor. Ayıp ya. Hey be vur ki dünya inlesin diyor. Savaşa mı giriyoruz? Bakın çok tehlikeli şeyler bunlar. Şimdi işin esprisini bir kenara bırakalım. Yani bu kazamız şimdiden mübarek olsun falan ne yani. Sonra nedir? Şimdi dünyada bizden başka
hiç kimsenin söylemediği bir jargonu kullanıyorlar. İşte orada teröristler vardı, onları da caniler, onları öldüreceğiz, vuracağız falan. Şimdi bu bir, yani eğer sırf böyle bir kendi kitlesini hani seviyorlar ya, böyle vurdu, kırdı, öldürdü, helal olsun be askerimiz gitti falan. Hani o böyle siyaseten bugün bunu söyleyelim de bizim arkadaşlar da şöyle bir nefeslensinler değilse, ki değil gibi bir şey hazırlıyorlar galiba. Yani Ankara'da böyle bir Suriye macerası. Bu böyle çok uzun sürecek bir şey değildir ama hani muazzam operasyon yaptık. İşte Mehmetçik yürüyor, teröristleri şu oldu bu oldu falan. Ama bir savaş durumu. Ve halde savaş durumu olunca ülkede de bir yani ya seferberlik ya OHAL ilanı falan gibi bir insan ister istemez endişeleniyor. Yani ben endişeleniyorum. Yani nereden çıktı diyorum kardeşim yani. Birdenbire böyle bir Suriye'ye gidiyoruz. Vur askerim benim, vur Mehmetçik, Gaza filan. Neyin gazası ya? Gazanız mübarek olsun. Gaza din savaşıdır yani. Yani burada ne var yani? Sonuçta oradaki ister PYD olsun, ister Suriye olsun, ister şu olsun. Onlar da Müslüman yani. Bir de o tarafı var işte. Öyle ya da böyle. Hani vur Mehmetçiğim Gaza dediğin zaman da hani gidip de başka birine yapmıyorsun bunu yani. Gene dindaşa yapıyorsun bunu. Aa efendim biz onlarınkini beğenmiyoruz. Onlar şöyle. Beni ilgilendirmiyor. Sonuçta bu. O ülkelerde yaşayan insanlar otomatikman zaten öyle gözüküyorlar falan değil mi? Yani burada bir tuhaflık var. Yani belli ki işin içinden çıkmak artık çok zorlaştı. Bakın bugün iktidar dünyanın en iyi ekonomik kararını alsa bile artık uygulayamaz. Çünkü güven bitti. Ne söylersen söyle dikiş tutmuyor. Gayet doğal bu. Bakın değiştirin, aynı kuralları getirin, hava alacak, nefes alacak Türkiye bir anda. Her şey değişecek. İşte onun farkındalar. O halde gitmeleri gerekiyor aslında. Yani demokrasi de böyle bir şey. Demokrasi de yerini bırakıp gitmek ayıp değil. Bakın Süleyman Demirel. Hani 9 kere mi gitti? Gitmeyi de bileceksin. Çünkü öyle bir an geliyor ki abi, bazıları zorla. Tamam anladık. 12 Mart'ta biraz zorla. 12 Eylül'de tam zorla. Ama ondan sonra ya da iktidar dönemi öyle zorla falan değil ki hepsi. Seçim kaybediyorsun, gidiyorsun. Bir demokratik hazım diye bir şey var. Ama bu yoksa eğer, ya da gittiğim zaman mahvoldum kardeşim, bittik, öldük havasında olduğun zaman işte bunlar ortaya çıkıyor. Nereden çıktı ya savaş tamtamları? Hayır, ben çok merak ediyorum hakikaten. Yani mesela kamuoyuna bir briefing versin ya şey, Milli Savunma Bakanı. Yani Süleyman Soylu veremez yani, o çünkü abartacak. Ama Milli Savunma Bakanı hani sonuçta eski Genelkurmay Başkanı'dır. Kamuoyuna bilgi versin. Yani ne oluyor orada? Bilmiyoruz. Terör olarak ne oluyor mesela? Şimdi teröristler, caniler falan dediğin zaman bir şey oluyordur. Hayır benim geçmişte caniydiler. Ya şimdi dur, mevzusu konuşuyoruz. Bir kere eğer, bakın bir şey söyleyeceğim. PKK ve devamıysa Türkiye'nin dışında artık. Yani daha ne istiyoruz ki, işte Türkiye'nin içinde değiller. E sen sınırlarını korursan bir daha da giremez. Oldu bitti değil mi? Hayır efendim orada yapılacak. E yapılanacak dediğin senin her söylediği lafı kanun gibi kabul ettiğin Amerika. Onu korlayan, orada devlet kurdurmaya çalışan. Aslında beraber kurulacak. Yani Türkiye'ye rağmen Amerika orada devlet olmaz. Burası da şey, burada şimdi böyle bir ayak diremeler. İşte biz de, ama biz de bir şey istiyoruz. Her olay pazarlık bakın. İlk günden beri böyle. Amerikan başkanı o zaman Bush'tu. Tayyip Erdoğan'ın dışişleri bakanı neydi? Yaşar Yakış. Bu ilk şeye yaptılar ya hani, Amerikan askeri gelsin diye Tayyip Erdoğan çok uğraştı. Ve aslında AKP'lilerin büyük bir çoğunluğu 1 Mart tezkeresinde evet oyu verdi. Evet oyu verdikleri şuydu. 90 bin Amerikan askeri 72 kilometre karelik bir alanda üslerini kuracaklar. Amerikan postalları Anadolu topraklarını ezecek ve onlar burada sükun bulununcaya kadar gitmeyecekler ve biz onlara her türlü hizmeti vereceğiz. Tayyip Erdoğan'ın evet dediği ve milletvekillerine de evet dedirttiği tezkere buydu. Anlatabiliyor muyum? E şimdi neyin şeyini yapıyoruz biz? Yani topraklarından çıkarmışsın PKK'yı, PYD'yi. Değil mi? E koy şeyini, geçirme. Terör. E bu millete bir söyleyelim abi, şöyle bir terör. Belki bilmiyoruz yani, ne oluyor? Orada benim devamlı askerlerim mi saldırıyor? Devamlı ölüyorlar mı? Şehit mi oluyorlar? Onu da bilmiyoruz. Suriye'yi söylüyorum bak. Diyor ki neresi dedi, işte o Kamışlı bir yer, hani oralar özgür olsun, Münbiç özgür olsun. Yani ne var?
Münbiç'te daha dün gösteri yapıldı Türkiye aleyhine. Afrin'de bile yapıldı ya. IŞİD'in merkezi Afrin artık tamamı terörist olmuş. Orada bile Türkiye aleyhine gösteri yapıldı. Nasıl iş bu? Ya bu savaş tamtamları hiç hoş değil. Ama işte benim kitlem bundan çok hoşnut olur. Abi gidiyoruz be. O zaman gönüllüleri götürün abi. Niye memleket evlatlarını orada harcıyorsunuz? Sonuçta da öyle bir şey var. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Yani ne olur AKP Genel Başkanı da kızmasın, darılmasın, alınmasın ama. Yani çok kötü bir ayrımcılık yaptı bugün. Şimdi zamları söylüyor sigara. Şimdi orada diyor ki aç sefil geziyorlar. Ama bunu alıyorlar. Birayı mutlaka alıyor diyor. Şimdi burada tabii kastı şu. Yani hem bir taraftan diyor açlık sefalet şeyi yapıyorsunuz diyor. Peki biracı nereden biliyor? Şöyle biliyor. Çünkü bira içen, içki içen varsa onların %95'i bana oy vermiyor diyor. Yani %5'i vardır veren de. Ya da öyle zannediyor. Yani potansiyel olarak içki içen herkesi zaten kendine karşı görüyor. O zaman diyor ki aç sefil geziyor. Peki hani açlık sefalet yoktu? Ha aç sefil edebiyatı yapıyor dese anlayacağım. Ama bak cümle çok şey. Şimdi prompter olmayınca bu hataları yapıyor işte. Aç sefil geziyorlar ama bunu içiyorlar diyor. İlla o birayı içeceğim diyor diyor. Aç sefil gezen hani yoktu? Demek ki var. Ha cümleyi biraz önce dediğim gibi aç sefil edebiyatı yapıyorlar ama alıyorlar. Zaten o edebiyatı yapıyorsa parası varsa da alır. Ama bakın bazen hani bilinçaltı Türkiye'nin ne kadar fakirleştiğini, insanların nasıl sefil olduğunu biliyor. Onun için de bu bir anda bilinçaltından fışkırıveriyor. Bunu söylüyor. İkincisi bir şey daha söyleyeceğim. Ya bu sigarayı biz diyor ki işte doktorlar içmemeli, içki de içmemeli. Ya bir dakika ya içki de içmemeli doktorlar. Şimdi içki içmek çok kötü bir şey değil. İçkinin fazlası, alkolü çok fazla alırsan dengeni kaybediyorsun. Zaten zamanında yasaklanma sebebi de o. Hani dinen yasaklanma. Şimdi dinen diyorsan o zaman Türkiye'de niye içki üretimine izin veriyorsunuz? Yasaklı o zaman. Evet. Yani zam yaparak göya cezalandırıyor. Ya ben bize oy vermiyorlar. İçki de içiyor bunların hepsi. Layık layık bunlar. Ha. Beyin zam mı? Peki. Yasaklı o zaman. Ya da Diyanet İşleri Başkanı'nın maaşını buradan ödüyorsunuz ama. Buradan gelen vergilerle de ödüyorsunuz. İmamların maaşı da ödeniyor. Hacının hocanın da ödeniyor. Yani madem bu kadar kötü. Doktorlar izin var içmesinler. Örnek olsunlar. Peki kötü olan bir şeyi sen devlet olarak niye teşvik ediyorsun? Çünkü satışına izin vermek. Teşviktir. Ha efendim ama biz böyle bir takım resmi törenlerde yasakladık. Artık açılışlarda, lansmanlarda, şurada burada içki yasak. Ne oluyor? Yani hiçbir şey samimi değil. Ben onu söylemek istiyorum işte. Buradan hep şey bir de bu. Ama bu çok kötü bir benzetme oldu yani. Aç sefil geziyorlar. Çünkü içki içeni potansiyel olarak nasılsa benden değil diyor. Tarihimize. Şimdi ilginç bir durum. Sürtük ne anlama geliyor? Yani çok kullanılmış belki kelime bilinir de yani iyi bir şey değil tabii ama hani en yumuşağı evinden hiç çıkmadan tembel iş yapmayan kadına sürtük deniyor. Hani gezen kadın gibi aslında fakat değil yani masum olanı bu. İkinci anlamı şu çok kişiyle gezen gönül eğlendiren ondan daldan dalak olan kadın. Üçüncü şey de hayat kadını. Şimdi bakın yani gerekçesi ne olursa olsun. Bir ülkenin en tepesindeki ismin kendi vatandaşlarından bir bölümünü kastederek onlara sürtük demesi bilemiyorum ama hoş bir şey mi? Bana hiç hoş bir şey gibi gelmiyor. Ha kullandığı bütün o hakaret kelimeleri alçak, şerefsiz, namussuz, çukur, nesebi gayri sahih, geniş, efendim hain, FETÖ'cü, Amerikan uşağı, karanlık odak, şu bu, bunların hepsi hakaret kelimeleri, tamam hiçbiri kullanmaması zaten gerekiyor. Ama mesela bu çok aştı yani, sürtük aştı. Bu anlama geliyor. Fakat orada anlattığı bazı şeyler var. Şimdi birincisi bu gezi tabii belli ki çok artık çok işlemiş şeylerine, korku çok iliklerine kadar işlemiş. Çünkü gezinin böyle sürmesi halinde gideceklerini görmüşler ve hala korkuyorlar. Dünkü o polisin
olağanüstü şiddet kullanmasının tek gerekçesi o. Maazallah 9 yıl önceki geziye döner mi bir anda? Bir anda insanlar gelir mi? Onun için küçük küçük grupları ayırıp ayırıp orada ezdiler. Ayırıp ayırıp ezdiler. 160 kişi gözaltı. Ya ne oluyoruz ya? Yani nasıl bir mesai harcıyorlar? Nasıl bir efor harcıyorlar? Ve nasıl bir kin, nefretle saldırıyorlar? Ama yani yukarıdan talimat öyle gelince bir de gönül birliği de var yani. Reisi koruyor. Devletle falan alakası yok. Onu koruyorlar. Ve Tayyip Erdoğan anlayamıyorum. Yani bu yanındakiler de herhalde bu daha iyi diyorlar. Yani olsun, yalan olsun, dolan olsun ama bize yarasın. Hala camiye ayakkabılarla girildi. Orala girdiler, biralar içtiler. O sürtükler diye orayı tabii söylüyor şimdi. Hani daraltıyor aslında meseleyi ama kardeşim 9 yıldır biz görüntü bekliyoruz. Ne oldu? Bu cuma arkadaşlar dedi 9 yılda 52 çarpı 9 ne oluyor? 52 ile 9'u çarpayım. 468 tane cuma geçti. 468 cuma. Hala görüntüleri vereceğiz. Vermiyor. Doğru değil ama böyle bir şey olmamış. Adamın imam söyledi ya dedi ki hayır böyle bir şey olmadı. Girenler son derece saygılıydı dedi. Kimse öyle ayakkabılarla dalmadı. Kimse öpüşüp birbirinin üzerine çıkmadı. Kimse içki içmedi. Ama hala ona dayanarak bu. Ayrıca şunu söyleyeyim. Yok ekonomi şey olmuş falan. O iş doğru değil. Yok 1,5 milyar dolar zarar görmüşüz falan. Kesinlikle doğru değil. Bakın çok basit bir karşılaştırma yapayım isterseniz. Gezi olayları başladığında 1,95'ti dolar. Gezi bittiğinde 2,10'du ve kıyameti kopardılar. Görüyorsunuz değil mi? 2'ye açtı filan. Dolar 2 sene hep o düzeyde gitti. Yani gezinin hiç öyle bir dolar patlatması falan olmadı. Bugün kaç para dolar? Var mı arkadaşlar? 16 kaç? Şuradan hemen bakalım siz bakana kadar. Yani akıl alır gibi değil ya. Bakalım. Bu ne? Ha, şeye basınca tabii şey çıkıyor. Dolar. Bakıyorum. Efendim 16.40. Şimdi bu hani mahvettiler ekonomiyi, yıktılar, yaktılar filan dediğinde 1.95'ten 2.10'a çıkmıştı. Dolar oydu. Bak bugün 16.40. Hala mı gezi var? 9 yıldır gezi yok ama gezi korkusu öyle bir işlemiş ki yüreklere. İşte bu çıkıyor. Ama bugün hakikaten üzgünüm. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanının kendi halkına yönelik sürtük kelimesini kullanması. Çünkü o üçüncü anlamıyla kullanıyor sürtüğü. Birinci anlamıyla kullanmıyor. Çok ayıp ama ya. Şimdi üstelik AKP Genel Başkanı 100.000'in üzerinde insana hakaret davası açmış durumda. Pes diyorum, bir şey diyemiyorum. Müthiş değil mi? Yani sakinsiniz, güzel. Zaten işte akaryakıta, doğalgaza, efendim elektriğe zam gelince hikaye. Tabii o zamlar gelince bir kesim gidiyor dur diyor veya bir efkarlanalım diyor. Oradaki zam daha berbat falan var. Şu meşhur bir padişah hikayesi vardır biliyor musunuz? Onu anlatayım yani. Ey Allah'ım. Şimdi vakti zamanında böyle bir uzak bir ülkede tabii bizlerde değil olamaz da zaten. Kral, padişah ne derseniz. Saray biraz zorda. Diyor ki vezirine biraz diyor şu şeylere diyor bir zam yapalım bakalım diyor. Efendim neye yapalım? İşte suya bir zam yapalım diyor. Peki efendim diyor zam yapılıyor. Tabii homurtular filan. Aradan biraz zaman geçiyor. Hazine gene şeyde çünkü işte kendine başka saraylar yaptırıyor. Yeni at arabaları alıyor. At arabalarına seyisler koyuyor. İşte efendim ne bileyim pek çok yanına böyle muhafızlar filan falan öyle bir padişah seviyor öyle şeyleri. İtibardan tasarruf etmiyor yani. Sonra diyor ki ya bu şey oldu biraz daha vergi koymak lazım. İşte neye koyalım? Ekmeğe koyalım. Yap homurtular. Sonra olmuyor pirince daha çok koyalım. Bulgura daha çok koyalım. İşte fasulyeye koyalım falan böyle giderek her şey vergi ve zam, vergi ve zam, zam, zam. Vezir hep diyor ki efendim diyor halk çok öfkeli. Yok yok diyor bir şey olmaz diyor. Sen şuna da bir zam yap diyor. Buna da vergi koy. Aman padişahım etmeyin eylemeyin. Bak halk barut fırçası gibi patladı patlayacak. Bir şey olmaz sen yap diyor. Sonunda en son bir şeye daha zam yapıyor. Vezir soruyor akşam. Ne oldu diyor zamdan sonra bir şey yok. Efendim çok güzel diyor. Herkes diyor davullar, zurnalar diyor. Göbek atanlar bir tarafta, halay çekenler bir aa diyor. Şimdi duralım diyor.
Şimdi duralım zamları filan çünkü kafayı yediler artık diyor. Yani bazen düşünüyorum bize kafayı yedirtmek üzere bir test mi yapıyorlar? Hadi bakalım, dur bakalım bu millet nerede kafayı yiyecek? Yani çünkü tepki gösteremiyoruz. Ha, bazen şey var, görüyorum o eleştiriler bana da geliyor. Ya işte benzin zammı diyor, bir şey yapamıyoruz. Hep şunu söylüyorum, peki ne yapalım? İşte Taksim gördünüz. Yani 3-5 kişi bir araya gelip bir şey yapalım dediği an kafasına vuruyorlar, dövüyorlar, sövüyorlar, gaz sıkıyorlar, su sıkıyorlar, hapse atıyorlar, gırtlağını sıkıyorlar, yapıyorlar. E o zaman vatandaş ne yapsın yani? Hep öyle diyor, efendim çok tepkisiz toplum olduk. E ne yapalım işte bu? Hah, seçimi bekliyor. Bir yıl var. Peki bir yılda bu bizi deneme testleri ne kadar sürecek? Hani sinir sistemleri nereye kadar dayanıyor bakalım? Yarın bu tepki olmayacak da dışarıda day na 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 diye böyle dolananları görmeye başlarsak belki o zaman birileri diyecek ki efendim durum biraz vahim, aman ha aman ha aman diyeyim, kesebilirler mi? İşte kesmezler o zaman çünkü seçim geliyor falan falan, bu işler çok kötü. Evet, bugün bu kadar. Yarın ve pazar günü devam edeceğiz. Kalan yorumlardan seçtiklerimizi izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.